Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, gördüğünüz bu renklerden çok güzel bir papatya modeli hazırladım. Hem çok güzel hem de çok kolay arkadaşlar. Şöyle modeli göstereyim. Evet, modelimiz bu şekilde, bakın. Böyle ortası tohumu bombili bombili olan bir papatya. Yaprağı yok. Sadece çimen. Dal olarak da sadece 9 zincir var arkadaşlar. Bu şekilde böyle papatya modeli hazırladım. Şöyle ters tarafından görünüşünü de görün papatyamızın. Yaprağı falan olmadığı için, sadece papatyadan oluştuğu için böyle arkadaşlar kolay dedim, ama gösterişi çok güzel bir papatya çiçeği. Evet. Bildiğiniz papatya gibi ilk önce motiflerini hazırlıyoruz. Bilmeyenler için de yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi şöyle bir de beyaz ört üstünde gösterip tane anlaştırayım sizlere. Evet, papatyamızı yapımına başlayacağız ve buraya 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zinciri çektim. Hemen ilk yuvanın içerisine girip sık iğne ile buraya sabitleyip bir tane yuva oluşturdum. Şimdi buraya arkadaşlar 5 zincirden 6 tane yuva hazırlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu 8 zincirli yuvaya girip kapattım. Bakın ilk yuva. Yine 5 zincir. Yuvanın içerisine girip kapatıyorum. Bu minik yuvalara papatya yapacağız arkadaşlar. 5 zincirli minik yuvalara papatya oluşturacağız. Şöyle bismillah. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Dört oldu. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Beş oldu. Şimdi yine 5 tane zincir çekiyorum. Bunu ilk yapmış olduğum yuvanın içerisine kapatıyorum. Şöyle kaynaştırma işlemi güzel oluyor. Evet. Bu şekilde 6 tane yaptık şimdi arkadaşlar. Bakın, 6 tanenin 5 tanesini papatya yapacağız. Bir tanesi boşta kalacak. Çimenin de bu şekilde güzel duruyor. Denedim daha önce arkadaşlar, bu fazla yuvayı bırakmadan. Ama çimenini yaparken sıfıra döndü. O da hoş durmadı dalların üzerinde. O yüzden bir tane böyle boş yapmak zorundasınız. Bu modelden yapacaksanız. 5 tane zincir çekerek papatyamın yapılışına başlıyorum. 2 defa tığı doladım. Bu ilk yapmış olduğum yuvanın içerisine girip 1, şöyle 2, şöyle 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Hemen 1, 2, 2 ve 2. Sadece papatyadan oluştuğu için, yaprak olmadığı için, şöyle papatyaları uzun trabzanlarla daha gösterişli yapıyorum. Bakın şöyle 1, 2, 2, 2. Bir de ortaya tohum kısmı kaldığı için yapraklar çok basık kalmasın diye trabzanını uzun tutuyorum arkadaşlar. Böyle daha güzel oluyor. Şöyle 6 tane trabzan yapıp 7 tane, 7.'yi de zincirle yapacağız. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. Evet, 6 tane oldu zincirle beraber. Yine 7.'yi zincir olarak şöyle 5 zincirimi çekip kapatıp şekilde güzel bir, şöyle dolgun, uzun, gösterişli bir papatya yaprağı yaptık arkadaşlar. Sıradakine sadece sık iğne ile geçiyorum, bakın. Sıradaki 5 zincire sadece sık iğne ile geçip yine 5 zincir çekiyorum, bakın. Şöyle 5 zincir 2 defa doladım. Yuvaya girip ilmek aldım. 1, 2, 2 ve 2.
Bu uzunlukta trabzanlar yapacağım. Toplam 7 tane olacak yaprağımızın trabzanı. Şöyle 1, 2, 2, 2, 3, 4. Şöyle yuvaya giriyorum. 1, 2, 2 ve 2. 2 defa tığ doladım. 1, 2, 2 ve 2. 6 tane oldu ya trabzanımız. Hemen 7.yi yine 5 zincirle bu yuvada kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi diğerine sık iğne ile geçip 5 tane yapacağız toplam. 4 tanesini yaptık. 2 tanesi kaldı ve bu sonuncu yuvayı da beraber yapalım. Bu 6. yuva yapmayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa tığ dolayıp hemen yuvaya girdim. 1, 2, 2 ve 2. 2 defa yuvaya tığ dolayıp şöyle 1, 2, 2 ve 2. Evet, 2 defa tığ doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2 ve 2. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. Tekrar 2 defa tığ doladım. 1, 2, 2 ve 2. Bu şekilde 6 tane oldu. 7.yi de 5 zincir çekip zincir olarak yapıyorum. 5 tane. 6 tane yuva hazırlayıp 5 tanesini bu şekilde yaptık ve dibine bir zincir çekip şöyle ipimi koparıp hemen tohum yapım kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle. Bakın boş bırakmış olduğumuz bu ilk yuva var ya, oradan başlıyorum tohumun yapılışına. Sık iğne ile böyle ara kısımdan girip sabitliyorum. Şimdi buraya 3 tane trabzan yapacağız. İlk trabzanımız 2 zincir. 2 zincirimizi hemen şu şekilde açarak yapacağız. Bu alttan şöyle net göstereyim. Buradan girdik ya. 2 ve 2. Bir defa tığ doladım. Hemen girip oradan çıkıp şöyle tekrar 2 2. Bir defa tığ doladım. Sırayla tüm bu yuvaların altındaki arkadaşlar böyle boşluktan girip üçer tane trabzan yapıyorum. 6 tane yuvanın altısına da. Şöyle 2, 2 ve 2. Şöyle alt kısımdan girdim. 2 ve 2. Bir defa tığ doladım. Hemen 2, 2. Nasıl kolayınıza gelirse arkadaşlar bu şekilde yaprağı tutabilirsiniz. Şöyle delikleri size görmek için ben yandan tutarak yapıyorum. Her yuvaya bu şekilde bu orta kısımdan girip bu alttan gir çıkıyorum ve 2 ve 2. Bir defa tığ doladım. Her yuvaya 3 tane ikili trabzan. Evet, bir defa tığ doladım ve şöyle bakın son iki tane kaldı. Şöyle arayı kaynatarak arkadaşlar her yaptığınız yuvayı böyle rahatça yapmak için sonra kendisi şekil alıyor. Bakın. Yaparken tığımızla açarak kolaylaştırıyoruz. Yuvayı genişletiyoruz. Evet bakın sonucu yuvaya da geldik bu şekilde. Şöyle onu da aynı şekilde sağa sola böyle yapıp yuvayı genişletelim tığıyla rahat yaparız. Bu şekilde rahat yapmak için tığımızla yuvamızı genişlettik. Şöyle sonuncu. Evet.
Şimdi tüm yuvalara yaptık ya. Burada zincirin tepe noktası, ilk trabzanımızın tepe noktasından bu boşluğu birleştireceğiz. Bakın arkadaşlar. Şurada iki zincir çekmiştim. Bu iki zincirin bu tepe noktasından girip buradan şöyle sahte sık iğne ile giriyorum ben. Normal sık iğne ile de girebilirsiniz. Şimdi buradan bir tane atlayıp ikincisine şöyle bakın bu sık iğnenin olduğu yerden şu tarafından arka tarafından daha net delikler gözüküyor. Arka tarafından bakarak yaparsanız rahat bir şekilde arkadaşlar görürsünüz. Bir tane sık iğne atlıyorum. Bir tane yapıyorum. Bu tohumu işlemini daraltma, eksiltme. Bir tane atlayıp ikincisine geçişimi yapıyorum. Şöyle bir tane bırakıp diğerine. İki değil bakın arkadaşlar. Bir tane atlıyorum. Şu zaten benim sık iğnemin girdiği yer. Hemen ikinci sık iğne sanki iki atlıyormuş gibi gözükmesin. Şöyle. Bir tane bırakıp ikinciye girdim. Bakın ben de iki gibi gördüm. Şöyle şuraya tekrar bir tane atlayıp iki. İkinciye girdim. Şöyle bir tane bırakıp buradaki birleştirme noktasına geldik. Bakın. Buradaki tura geldik. Hemen şu sahte sık iğne yaptığımız için biraz küçük. Bir tane atlayıp ikinciye. Şöyle bakın döne döne bu şekil tomurcuk oluyor arkadaşlar. Şöyle. Çok da kolay. Kameranın ışığında bu kadar görülüyor. Sonra şöyle daha da böyle bunu eksiltiyorum. Bakın bir tane bırakıp ikinciye giriyorum. Tekrar buradan bir tane bırakıp ortadan ikinciye giriyorum. Şu büyük bombili bir arkadaşlar tohumu yaparsanız güzel oluyor. Hani papatyanın kendisi ön planda olması gerektiği için bu tohumu böyle büyük. Bakın şöyle şu bombililiği. Şimdi bir zinciri de tepesine çekip hafif şöyle birazcık arkaya alta çekeceğimiz için uzun kesiyorum arkadaşlar bakın. Şimdi şu alt kısmı da bu şekilde oluyor. Buradan girip bu ipi kesmiş olduğum bakın nokta var. Buradan bakın bu birleştirdiğim noktada tığımı uç kısmından çıkarıp biraz kısa kesmişim hatta. Şöyle buradan çıkarıyorum. Şu bombililik olacak arkadaşlar. Şöyle ipi çekip buradaki tek sık iğneyi aşağı alsanız bile şu bombililik oluşacak. Yine buradan şöyle bakın şu ilk başlama zinciri var ya. Onu da alıp temizleyeceğiz. Onu da buradan çekip arkadaşlar. Şöyle siz daha temiz çalışırsınız. Şöyle arka taraftan onun orada ipin görüntüsünü kaybedeceğiz. Şöyle elinizle arkadaşlar şekil verip şöyle bunları böyle kabartacağız. Şunu iyice çekeyim yanık olduğu için. Evet, bu kadar. Çok kolay. Evet, sıra geldi şimdi çimenine. Burada arada 8 tane böyle çimen mesafesi bırakıyoruz. Ara suyu mesafesi bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, bakalım şimdi. İlk başlar gibi başlayacağız. Böyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. Ve ilk başlar gibi arka tarafı unutup ilk başlar gibi başlıyoruz. Bir zincir çekerek ipimi tığımıza tutturduk. Ve buraya 2-2 alarak trabzan yaptım. 1-2-3 zincir. Bir pipirik oluşturdum. Bir zincir bir defa doladım. Şöyle 1-2-3 zincir. Kapatıyorum. Bir zincir bir defa doluyorum. Şöyle 2 ve 2. 3 zincir. Kapattım.
Evet, şöyle bir zincir çekelim bakalım. 8 tane. Ben model amaçlı arkadaşlar bu şekilde 8 tane veriyorum. Siz ne kadar vermek isterseniz o kadar böyle mesafeyi verebilirsiniz. Şimdi bir tane boş kirpiksiz trabzan yapıyorum. Şöyle Bismillah. Hemen 2. Boş trabzanın üstüne 9 tane zincir çekiyorum. 7, 8 ve 9. Hemen bu papatyamızı alalım. Bakalım. Buradan şurada bir tane boşluk bırakmıştık. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Hemen bu boşluk kalacak arkadaşlar. Bu kırmızı şey papatyalı olanın dibinden giriyorum. Bakın. Orada o boşluk kalacak. Bu çimen için lazım. Bakın bu ara mesafesi için. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Buradaki ilk trabzandan girip kapattım. Kenar kontür işlemlerinin sayısı 5 zincir. Şimdi sondaki bu yuvanın içerisine girip sabitliyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Ve bu yuvanın içerisine girip buraya sabitliyorum. Evet, ilk yaprağı yaptık. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Böyle tüm yaprakları kontörleyeceğiz. 1, 2, 3, 5 zincir. Kapattım. 5 zincir çekiyorum. Trabzanın tepe noktasından girip hem ilk ve hem son trabzanlara kapatarak böyle bu şekilde orta kontürü yapıyorum. 5 zincir yuvanın içerisine girip sabitledim. 2 oldu. Tüm hepsini aynı şekilde. Beş zincir. Yapraksız olduğu için bu şekilde papatyamızı ön plana çıkarıyoruz. Kontür kısmını geçerek. Buraya yuvaya şöyle kapatıp şöyle tırnak ütüsüyle açıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Üç, dört ve beş. Beş zinciri çekip kapattım. Beş zincir. Bir, iki, üç, dört ve beş zincir. Beş zinciri buraya yuvaya kapatıp bir, iki, 3, 4, 5 zincir. Bir, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Evet, şimdi bu ilk başta arkadaşlar 9 zincirle çıkmıştık ya, aşağı iniş zincirimiz de 9. Böyle bu şekilde bakın tüm yapraklarını da kontörledim. Ve bir defa tığ doladım. Bunu dördüncü tığ batıya trabzan yaparak kapatacağım. Şöyle bir, iki, üç ve dört. Dördüncü tığ batıya. Yine ikili trabzan 2 2 alarak trabzanı yapıp bakın bu şekilde şöyle. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şu 8 tane ilk başlamıştık ya. Oradan hemen yaparak başlayalım. Şöyle 3 tane zincir çekip trabzana kapattım. Araya bir tane zincir çekiyorum mesafe olarak. Diğerine yine bir, iki, iki alarak trabzan yapıyorum. Şöyle bir,
2 ve 3 zincir kapattım. Bir zincir çekip bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. 2, 3 zincir. Evet, bu şekilde bakın. Bunu 8'e tamamlayıp hemen geleyim arkadaşlar. Evet, modelimizi hazırladık, tamamladık. Şöyle bir karşıdan görün istedim arkadaşlar. Bakın, şöyle büyük, güzel bir papatya modeli. Bir de şöyle yakından da tutup sizle yapmış olduğumuz ve daha önce sizlere hazırlamış olduğum modelim. Bakın şu ara kısımda bırakmış olduğumuz yuva var ya, işte bu şu geçiş yerini papatyalar güzel dursun diye bu şekilde orayı boşluk bıraktım arkadaşlar. Şöyle tutayım. Gerçekten bayıldım. Ben çok beğendim arkadaşlar. Hani hepsini söylüyorum ama bu da farklı bir güzellik. Hem kolay hem zarif böyle. Olması da çok farklı oldu. Şöyle bir de sallantılı halini de göstereyim. Güzel oldu gerçekten arkadaşlar. Yapımı da kolay. Bu tohum kısmını da elinize alışınca gayet kolay oluyor. Ben ışık açısından görmekte sanki sizlere o sıralarını zormuş gibi gelse de çok kolay oluyor arkadaşlar. Hele bir iki tane yapın. Böyle tohumları çok güzel rahat yapacaksınız yani. Evet. Emekler için beğeni ve yorum yaparak bana da destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Böyle videoların, oyaların tarifi için, yeni videolar için beğeni ve yorumlarınız önermelerde ön plana çıkarır. İnşallah biz de güzel yeni videolarda buluşuruz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.